gübresinden, evet, ilacına, mazotundan, enerjisine, finansman giderleri dahil olmak üzere ve o hesaplama üzerinden de çiftçinin bu sene buğdayda dekar başına ya da kilogram başına, onun için konuşuruz, olması gereken fiyat. İsterseniz biraz maliyetlerden başlayalım. Bu sene çiftçi nasıl bir sezon geçirdi? Tohum toprağa ulaştıktan sonra ve şimdi yetişene kadarki süreci, şöyle hasada kadarki süreci bir değerlendirelim. O sırada yönetmen arkadaşımdan grafiğimizi rica ederim. Şimdi İrfan Bey, biliyorsunuz bizim ekmek kutsalımız, kutsal sayarız ekmeğimizi ve ekmeğimizin ham maddesi olan buğday da Anadolu toprakları için, çiftçilerimiz için, tüm tüketenler için de, tüketicilerimiz için de çok çok önemli. Buğday aslında Anadolu'nun her köşesinde, her toprağı ve her iklim koşullarında ekilebilen bir ürün olduğu için de bütün çiftçilerimizin ekim deseninde en az bir iki defa yıllar boyunca olmuş olan önemli bir ürün. Biz buğdayı genelde Anadolu'da doğal yağmurlarla, yağışlarla ürettiğimiz için tabii ki yağışlara çok bağlı olarak da bir verim tablomuz var Anadolu'da. Geçen sene bu verim tablosu biraz düşüktü sizin de bildiğiniz gibi. Genelde 20 milyon ton ortalama civarında bir rekolte olurken geçen sene kuraklıktan dolayı TÜİK rakamlarına göre, Tarım Bakanlığı'nın açıklaması, 17.6 milyon ton civarında bir buğdayımız oldu. Tabii bu buğdayın düşük olması hem pandemi hem üzerine Ukrayna ve Rusya gibi iki önemli buğday üreticisi ve ihracatçısı ülkenin savaş durumunda olması sebebiyle dünyada buğday fiyatları yükselişe geçmişti. Sizin de söylediğiniz gibi yılbaşından bugüne %60 civarında. Geçenlerde Hindistan'ın, ki 110 milyon ton civarında bir buğday üretir Hindistan, Hindistan'ın da ihracatı yasaklamasından hemen sonra Amerika'da vadeli borsalarda %6 civarında buğday fiyatlarında bir artış oldu. Tabii bu hem buğdaya olan taleple beraber, talebin olması, arzının ihracatçı ülkeler tarafından kısıtlanması, bir yandan da üretim maliyetlerinin, en önemlisi de bu, üretim maliyetlerinin çok artması. Şimdi bizdeki duruma gelince, üretim maliyetlerimiz tabii dünya ile paralel enerji fiyatlarının artması, ki doğal gaz fiyatlarının artmasıyla azotlu gübrelerimiz hem taban gübresinde hem üst gübresinde ve bunlar buğday üretimi için çok çok önemlidir. Bunların aşırı yükselmesi, mesela bir örnek verecek olursak, sadece Ekim ayında taban gübresi, yani buğdayın Ekim dönemindeki taban gübresi fiyatlarıyla şu andaki taban gübresi fiyatları arasında dahi %45-50 civarında bir fark var. Yani Ekim döneminden hasat dönemine kadar bile büyük farklılıklar oluştu. Keza yine mazotta öyle, tohumda öyle, zirai ilaçlarda aynı şekilde. Bunların birçoğu da ithal olduğu için dolar ve euro kurlarındaki farklılıklar ve artışlarda çiftçimizi ve buğday maliyetlerimizi olumsuz etkiledi. Şimdi biz bu seneki maliyetlere gelmek istersek, tohum maliyetimiz bu sene dekara aşağı yukarı 105 lira civarında oldu. Gübreler en çok artan kalemler, hem taban gübresi hem üst gübrelerimiz en çok %300 civarında artış gösterdi geçen seneyle karşılaştırdığımızda. Yine zirai ilaçlar, ki ot ilaçları, bütün Anadolu'da yabancı ot mücadelesi yapılır. İç Anadolu'da bilhassa süne mücadelesi ve fungal hastalıklara karşı mücadele yapılır. Bunların hepsini alt alta dizdiğimizde biz ortalama bir maliyet çıkartıyoruz. Yani her bölgeyi aslında kapsayabilecek bir maliyet. Buna göre 1641 lira bir dekara toplam bir maliyet çıkarttık. 1641 lira tüm çiftçinin yaptığı maliyetler, yani tarla kirasından tutun, ki bu da tabii ki bir fırsat maliyetidir, bunu da koymak zorundayız. En çok da bölgeler arasında değişen fiyat aslında tarla kirası. Biz ortalama bir fiyat aldık. Bunun yanında genel giderler, amortisman, finansman gideri, bu finansman giderinde çiftçimizin Ziraat Bankası'ndan sübvansiyonlu kredi almış olması şartıyla bir finansman gideri koyduk. Bunların hepsini alt alta koyup alacağı desteklemeleri de dekar başına düştüğünüz zaman yaklaşık 1700 liralık bir maliyet çıktı. Dekar başına 1700 lira çiftçimizin harcaması lazım ki bir dekar buğdayı meydana getirebilsin. Şimdi bu sene aslında Türkiye genelinde TÜİK rakamları 296 kilo ortalama verim gösterir. Ama biz bu verimi geçen seneki rakamların biraz üzerine de çıktık bu sene ve ortalamayı da 400 kilo aldık. 400 kiloluk bir verim düşünüldüğünde 1 kilo buğdayın maliyeti üreticiye 4 lira 26 kuruş yaptı.
Şimdi İrfan Bey, %70 civarında enflasyonun olduğu bir ortamda, bir ekonomide bizim aslında daha fazla bir kar marjı. Çünkü bu çiftçimiz bununla bir kez hasat edip kazanacak ve gelecek senenin finansmanını da sağlayacak. Ama buna rağmen makul bir kar oranıyla, %35'lik bir kar oranıyla bunu da eklediğimiz zaman çiftçimizin bu seneki fiyatının 5750 lira ton başına, yani kilo başına 5 lira 75 kuruş destekleme primi hariç olarak fiyat olmasının, çiftçimizde buğday üretiminin sürekliliği, hem de tüketicimizin ekmek fiyatlarını da düşünerek, tabi burada iki tarafı da düşünmek lazım, iki tarafı da düşünerek makul bir fiyat, makul asgari fiyat olacağını düşünüyoruz. Ama burada bir konunun altını çizmek isterim müsaade ederseniz. Buyurun. Bu toprak mahsulleri ofisimiz bu fiyatını açıklarken bu taban fiyat, yani ilk asgari fiyat olacaktır. Bizim isteğimiz haftalık olarak bu fiyatı dünya piyasaları, yurt içi piyasaları ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak haftalık olarak güncelleyip hem alış fiyatını hem de satış fiyatını güncelleyerek açıklaması lazım. Aksi takdirde fiyatlar bu fiyatla sezon sonuna kadar piyasayı regüle etmesi zordur. Yani